Mutlu ve sağlıklı akşamlar. Halkın ekranında Halk Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Takvimler 25 Kasım'ı gösteriyor. 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nü işaret etmekte. Türkiye'de kadın maalesef şiddet görüyor. Türkiye'de kadın cinayetleri engellenemiyor. 6284 sayılı Koruma Kanunu uygulanamıyor, uygulanmıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin gereği yerine getirilmiyor. Hepsini konuşacağız bu akşam. Kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında eylemde, eylemlerden görüntülerde ekrana gelecek. Önümüzdeki iki saat boyunca gündemimizde ne varsa onu aktaracağız, konuşacağız. Sağlık Bakanı'nı bekliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek ve soruları yanıtlayacak. Biz de bu toplantının bir bölümünü canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. Gündeminizde ne var? Nasılsınız bugün? Onu soralım. Bize her konuda ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden haberleri birlikte yorumluyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. Alıştıra alıştıra yavaş yavaş geçiyorum benzin pompasının başına Zira haber büyük. Her zaman 50 liralık dolduranlar için büyük bir haber değil tabii. Depoyu kaç liralık dolduruyorsunuz? 7 liranın üzerine çıkıyor litresi bu gece yarısından itibaren çok büyük zam geliyor. Güncelleme diyecek ya da görmezden geleceklerdir. Biz ilk haber diye duyuralım benzine zam bu gece arasından itibaren geçerli. Benzin her şeye zam demek. Ee, yani pazardan çarşıya her şeye zam geliyor. Onun için cebimizi etkiliyor. Zaten e, zor, zar zor geçiniyoruz. Bizde Geçtiğimiz hafta bir indirim olmuştu petrol fiyatları artıyor olmasına rağmen. Onun nedeni 8.50'ye kadar çıkan dolar TL'nin dolar $TL kurunun $TL yeniden 7.60'lara kadar gerilemesiydi. Gözler piyasalarda döviz ve altının seyrinde oklar şimdilik bir aşağı bir yukarı seyir gösteriyor ama bir tek petrol fiyatlarında ok yukarı doğru seyrediyor. Bir süre dünyada petrol fiyatları düştüğü için. İçeride fiyatlar yatay seyretti. Döviz kuru da belli ölçüde döviz baskılandığı için yatay seyrediyordu. Benzinin şu anda litresi 6 lira 71 kuruştan satılıyor. Gece yarısından itibaren 37 kuruşluk zam gelecek benzine ve litresi böylece 7 lirayı aşmış olacak. Koltuk değişimi sonrası 8.50'lerden döndü dolar 8 liranın altına düştü. Ancak bu kez yükselen petrol fiyatları oldu. Arabanın yaktığı benzini, mazotu bunu hesaplayacak olursam bunun altından kalkılmaz yani. Mümkün değil. Ama millet kaldıramıyor artık. Böyle dönemlerde özellikle 37 kuruşluk bir zam neredeyse %5'e tekabül ediyor benzinde işte motorinde. Dolayısıyla %5'lik fiyat artışı aslında tüketici için bir anda çok bir fiyat artışı. Zaten para kazanamıyoruz. Bir de benzine zam geldi bir hiç para kazanamıyoruz. Merkez Bankası'nın ve Hazine Bakanlığı'nın başındaki yeni isimler piyasaların beklentilerini karşılayacak mı? Ekonomik reform söylemleri eyleme nasıl geçecek? Bunu önümüzdeki süreçler gösterecek ama petroldeki hızlı yükseliş 37 kuruşluk zam olarak yansıyacak fiyatlara. Ekonomistlere göre hükümet istemezse vergi indirimine giderek bu zamı vatandaşa yansıtmayabilir. Geçtiğimiz yıllarda da hatırlanacağı gibi benzin üzerindeki, motorun üzerindeki özel tüketim vergisi ve özel tüketim vergisinin azaltılması üretilmesi suretiyle e, zammın yansımaması sağlanıyordu. Belki yeniden böyle bir yöntem denenebilir çünkü oldukça yüksek bir zamla karşı karşıya kalmış durumdayız. Benzine zam gelir de cebe yansımaz olur mu? Bütün üretime yansır. Yalnız benim cebime değil ki. Benzin fiyatlarındaki artış tam da kış mevsiminde enerji fiyatlarına da etkileyecek. Yani kabarık olan faturalar daha da kabaracak. Artan nakliye maliyetiyle de sebze, meyveyi etkileyecek. Kısacası tüketicinin yine cebe etkilenecek. Sadece benim arabam yok, aman benzine zam ben ilgilendirmiyor değil ki benzine zam geldiğinde. Yediğim her lokmaya zam geliyor diye düşünüyorum. Ekonominin sorumluluğunu üstlenmiş bakanın istifasını günler boyunca görmeyenler benzin zammı haberini de duyurmayacaklar. Kamuoyunun bir kısmının haberi olmayacak benzin istasyonuna gidene kadar. AKP milletvekillerinden biri meclisteki ekonomi görüşmelerinde, ekonomiyle ilgili görüşmelerde 18 yıl önce araba mı vardı memlekette dedi. Bu soruya belki yanıt vermek istersiniz bilmem. Belki de istemezsiniz. Borçlandık yine bu arada onu söyleyeyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Amerikan doları cinsinden tahvil ihracıyla 2,25 milyar dolar borçlandığımızı bildirdi. Eskinin parasıyla 18 katrilyon lira yapıyor. Borcumuz iyice artmış durumda. Ekonomiyi konuşarak başladık. Karamsar olmayacağız. Umudumuz hep var iyi günlere dair. Adilce bölüşmek, hakça bölüşmek, güzel üretmek, güzel kazanmak ve hakça bölüşmek üzerine umudumuz var. Umudumuz dayanışmada, hak arayanlarda. Cesur işçilerin hak arayışı devam ediyor. Metal işçilerinin eyleminden bahsedeceğim. Önce madencilerin başına gelenleri anlatayım size. Madenciler tazminatları için, maaşları için, tazminat hakları için yürüyorlar. 87 gündür direniyorlar. 87. günde maden işçileri, Ankara'ya yürümeye çalışan işçiler bir kez daha polisle karşı karşıya geldi. Polis yakın mesafeden biber gazı kullandı, tomalarla müdahale etti. İşte o anlar. Bana vatandaşım, sana bakından sonra sakın yaksanın. Bu yediğiniz uykuyla haram olsun. Bu mi milletin sırtından yediğiniz ekmekle haram olsun. Madencilerin haklarını aramak için Ankara yürüyüşü yine engellendi. Aç yolu, jandarma, geri. Bir yılı aşkın süredir maaş ve tazminatlarını alamıyor Ermenekli madenciler. Haklarını arıyorlar. Sadece işçiye gücü yetiyor demek ki. Sadece karibana gücü yetiyor. Yıllardır tepemize vurdunuz. O'na eğittiniz öz beyleri. Devam etmek mi istiyorsunuz komutanım? Onu mu istiyorsunuz? Ermenekli madenciler direnişlerinin 87. gününde haklarını aramak için Ankara'ya yola çıkmak istediler. Ama yine önlerine barikatlar kuruldu. <laughs> Sözler verildi. Ermenekli madencileri hakları teslim edilecekti ama edilmedi. Haklarından vazgeçmeyen madenciler yürüyüşe geçmek istedi ama yürüyemedi. Jandarma ve polis müdahale etti. Toma, biber gazı, plastik mermi ve coplarla gözaltına alındı hakkını arayan madenci. Aldılar bizi. Zorla darp edeydi. Üzerime plastik mermi sıktılar, boynuma sıktılar. Madencilerin yürüyüşünün engellenmesinin ardından en çok konuşulan konulardan biri de yıllardır Ermenekli madencilerin maaş ve tazminat haklarını vermeyen patron Fehmi Özbey'in 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı plaket oldu. AKP milletvekili Nilgün Ök 18 yıl önce araba mı vardı? Araba mı vardı diye soruyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ona yanıt veren izleyicilerimiz var. Arabayı bırakın şarkısı bile vardı Mustafa Sandal. Onun arabası var güzel mi güzel şarkısını söylüyordu diye hatırlatanlar var. Buzdolabı yoktu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman 18 yıl önce. 18 yıldan daha da önce büyük madenci yürüyüşüyle bu ülkede iktidar şöyle bir titreyip ee, seçim kararı almak durumunda kalmıştı İşçilerin dayanışması ve hak arayışı her daim önemlidir Her zaman önemlidir Onun altını çizelim Metal işçileri de hakkını arıyor Metal işçileri hengel e, tanımıyorlar Dün onlar da çok sert müdahale ile karşılaşmıştı Aralarında darp edilenler olmuştu Fakat eyleme devam ediyorlar Ankara yürüyüşü sürüyor metal işçilerinin Koca elden yola çıktılar Ankara'ya gidiyorlar Bizim ya amacımız çalışmak, evimize ekmek ya götürmek, para kazanmak. Başka bir amacımız yok. Sadece işlerini geri almak istediler, gözaltına alındılar. O Ankara'ya yürümek istediği için gözaltına alınan metal işçilerinden biri. O işçiler bugün yeniden Ankara'ya doğru yola çıktılar. Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldular. Bu yüzden işten çıkarıldılar arkadaşlarımıza destek verdik diye işveren bizi ücretsiz izne çıkarttı. Sırf destek verdiğimiz için. Gebze bölgesindeki metal fabrikalarında çalışan işçiler Birleşik Metal İş Gebze Şubesi önünde tek tek böyle gözaltına alındılar. Hayır, hayır, hayır. Tamam beden, 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 gözaltı, beden, beden. Darp edilerek hatta yumruklanarak ifadeleri alındı tamamı serbest bırakıldı. Yürüyüş engellenemedi. Polis barikatı kaldırdı. İşçiler sloganlarla sendika şubeleri önünden Ankara'ya yola çıktılar. Kısa bir yürüyüşün ardından Ankara'ya otobüslerle devam ettiler. Yaşasın, onuru, Şimdi Gözler Ankara'da yapılan görüşmede. Herhalde haberi olmuştur, herhalde izliyordur, herhalde bu görüntüleri görmüştür İktidar partisinin meclis grup başkan vekili Özlem Zengin. Olur mu canım işçilerin etrafı niye polisle jandarmayla sarılıyor bunları anlayabilmek kolay değil diyordu. Açılım gereği hani o söz konusu havada asılı duran açılım diye bir sihirli sözcük var ya Hani ne diyorlar tadilat da demiyorlar ismine de reform diyorlar. Yargıda reform, ekonomide reform, 18 yılın ardından reform. İnsan hakları eleştirisi iktidar partisinin grup başkan vekilinden gelmişti. Bugün aynı manzaralar yaşanıyor sokaklarda. İşçilere müdahale ediyor güvenlik güçleri. Barışçıl protesto hakkını, hak arayışlarını kullanmak isteyen e, işçilere. Ha Özlem Zengin demişken e, İktidar Partisi'nin grup başkan vekili bugün de 25 Kasım münasebetiyle e, kadına şiddetle uluslararası mücadele gününde kadın hakları ile ilgili konuştu. Siyaset yapan bir kadın olarak da memlekette. Dedi ki ülkede kadın cinayetleri artışta diyorlar. Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iştir. Bu ülkede erkek terörüne kurban verilen kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Eğer yerinde koruma tedbirleri uygulanırsa, mevcut yasalar dahi uygulansa harfiyen bu cinayetlerin önüne geçilebilecek. Bu ülkede yaşam hakkı için mücadele eden cesur kadınlar var. Birazdan da eylemde olacaklar Türkiye'nin dört bir yanında. İstanbul'da, Kadıköy'de, İskele'de kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Geride bırakmakta olduğumuz yılın en güçlü 100 kadını arasında gösterilmiş Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu sözcüsü Gülsüm Kav, avukat Gülsüm Kav. Bu ülkede kadın hakları için yıllardır mücadele veren cesur kadınlar var. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. İşte iktidar partisinde siyaset yapan bir kadının, grup başkan vekilinin kadın cinayetleriyle ilgili görüşleri biraz evvel şurada söylüyorlardı kadın tutsa da dilini ölmese kadın kadın dolaşmasında ölmesin filan diye bu tür şeyler oluyor. Bu ülkede kadın cinayetlerinin ben sizin kadar şey değilim yani böyle tarafkir olamayacağım ben bu ülkede kadın cinayetlerini savunabilecek bir insan olmadığını düşünüyorum. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasıyla tartışma yarattı. Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti zor bir iş dedi. Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş. Ama bu manada İçişleri Bakanlığımız ve Aile Bakanlığımızın verileri bu tanımlama üzerinden yani ilk beyanlar, ilk tespitler üzerinden devam ediyor. Örneğin yolda yürüyorsunuz, bir erkek tarafından saldırıya uğradınız ve öldürüldünüz. Bu bir kadın cinayetidir. Ya da Ceren Demar vakasında olduğu gibi bir kadın öğretmenin, bir erkek öğrenci tarafından öldürülmesi de kadın cinayetidir. Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor dedi e, ee, yargı açısından da, emniyet kolluk açısından da, bizler açısından da aslında bu çok açıktır. Tespiti evet. öyle zor falan değildir. HDP'li Beştaş Zengin'in açıklamasına bu sözlerle yanıt verirken cinayeti cezalandırma konusunda isteksizlik var dedi. Burada cinayeti tespit etmek zor değil. Burada cinayeti cezalandırma konusunda bir isteksizlik var. Bir cezasızlık politikası on yıllardır devam ediyor. Sokakta bir kedi öldüğü zaman, bir kuşa bir şey geldiği zaman biz bir şey yapıyoruz. Kadının değerini bu kadar düşünmelerini de anlamış değilim. Bir kadın olarak bunu söylemesini hiç anlamış değilim. Bir kadın olarak, bir anne olarak. Açıklamalara bir tepkide kadın cinayetlerini durduracağız platformundan geldi. Dava sonucunu beklemeye gerek yok kadın cinayeti demek için. Bizler 10 yıldır neyin kadın cinayeti olduğunu, neyin şüpheli kadın ölümü olduğunu, neyin öldürülen birinin kadın olması sadece olduğunu bütün bunların hepsinin arasındaki farkı biliyoruz. Kadın cinayetlerini tespit edebilmek kolay mı? Öldükten sonra kolay. Yani ölüyor öldükten sonra kolay. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde mikrofon uzattığımız kadınlar da meclisteki tartışmayı bu sözlerle eleştirdi. Bir cinayetin kadın mı erkek mi olduğunu böyle bir soru bile garip değil mi sizce? Gerçekten de zor mu kadın cinayetini tespit etmek? Değil efendim. İnsanların artık kolayına öyle mi geliyor bilmiyorum. E, hepsini kınıyorum. Şunu düşünmek lazım kadın cinayetlerinde. Eğer öldürülen kişi kadın değil de erkek olsaydı yine aynı şekilde öldürülür müydü? Şimdi bugün en çok bugün ve her daim en çok kadınlar konuşacak. Bu bültende hep öyle oldu, öyle olmaya da devam edecek efendim. Ee, erkek egemen siyaset dünyasında e, bazı söylemler var beni rahatsız eden. Onları da sizinle paylaşırım birazdan. Hani sadece iktidarda değil, muhalefette de rahatsız edici söylemler var. Onları paylaşmakta fayda var. Kullanılan dilde başlıyor şiddet. Dili değiştirmekte fayda var. Dil çok önemli. Kullanılan dil, tabirler çok önemli elbette. Ee, öyle adet yerini bulsun diye verilmiş mesajlarla geçiştirilebilecek bir gün değil bugün. Zira dünyada en üst sıradayız kadına şiddetle ve kadın cinayetlerinde maalesef. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bugün bir konuşma yaptı. Konuşmada sözü dizilere getirdi. Dünyada en çok Amerikan dizileri izleniyor. Sonrasında en çok bizim dizilerimiz izleniyor. Bizim ürettiğimiz dizileri izliyor. Ben de izliyorum ama dizilerdeki bazı şeylerden rahatsızım dedi dizilerdeki temalardan. Söz döndü dolandı, güzel de bir metin yazılmış. O metni okurken dedi ki işte örnek diye mafya babalarının gösterilmesinden rahatsızım. Mafya babaları model olarak gösterilmesin dizilerde. Şimdi başka bir zaman yapılsa bu konuşma çok üzerinde durulmayabilirdi. Ancak malum son 10 gündür Türkiye Alaaddin Çakıcı'nın ana muhalefet liderine yazdığı tehdit mektubunu sonra bir başka liderin MHP liderinin Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkışını tüm bunları konuşurken bir de üstüne mafya babaları rol model olamaz diyen First Lady eklenince gündem bambaşka bir hal aldı. İşte o sözler. Siz de takdir edersiniz ki medya dilinin filmlerde ve dizilerde kullanılan temaların maalesef şiddeti besleyen bir yanı var. Araştırmalar televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Haber başlıklarında kullanılan öfkelenen koca, cinnet getiren eş gibi ifadeler aslında işlenen suça peşinen bahane sunuyor. Daha çok ilgi çekiyor diye şiddet ve korku ön plana çıkartılıyor. Ne olur? İnsanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar Rol model gibi lanse edilmesin. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin. Önemli söz. Altına imza atılacak bir söz. Bilmiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmuşlar mıdır bu konu üzerinde? E, fakat... Uzun yıllar organize suç örgütü liderliği yapmaktan cezaevinde yatmış ve şartlı tahliye edilmiş bir isim, bugün rol model olarak gerçek bir vatanseverdir diye e, hem de Cumhur İttifakı tarafından kamuoyuna sunulmakta. O ismin geçmişte boşandığı eşini öldürtmüş olduğu gerçeği de orta yerde dururken tanımlıyorum. E, 18 yaşındaydım. 1995 yılıydı. Bu fotoğraf karesi o genç belleğime öyle bir yer etmiş ki hiç çıkmadı. Uludağ'da bembeyaz karlar üzerinde vurulmuş, sedye üzerinde uzanmış hastaneye götürülen bir kadının görüntüsü. Kadının ismi Uğur Kılıç'tı. Çok güçlü bir kadın. Uğur Kılıç. E, Dündar Kılıç'ın kızı. O dönemin suç baronlarından Dündar Kılıç'ın kızı. 21 Mayıs 1991'de Alaaddin Çakıcı ile evlendi. 1994 günü boşanmayla sonuçlandı bu evlilik. Çakıcı eski eşini televizyon ekranlarında canlı yayınlarda alenen tehdit etti önce. Sonra bir gün o Fransa'dayken en yakınındaki isimlerden biri Abdurrahman Keskin tetiği çekti. Uğur Kılıç'ı Uludağ'da oğluyla birlikte tatildeyken öldürdü. Bu fotoğraf karesi toplumun hafızasında henüz silinmedi. Doğru sözler söylüyor Emine Erdoğan. Evet, katiller, mafya, zorbalar rol model olarak sunulmamalı diyor. Haberlerde kullanılan dile dair de bir eleştiri var. Yazılmış olan metinde Emine Erdoğan hanımefendi için yazılan metinde bugün konuşma yapacak diye yazılan metinde altına imza atılacak sözler var. Haberlerde kullanılan dil önemlidir deniliyor. Doğru. Öfkelenen koca, cinnet geçiren koca, eşini öldürdü denilerek cinayetlere en baştan bir sebep bulunmaya çalışılıyor. O yüzden kullanılan dil, haberi nasıl anlattığımız çok önemli. Hayatını kaybeden kadının bütün hayatı didik didik edilirken katilin ismi dahi söylenmeyebiliyor ekranlarda. Katilin yüzü gösterilmiyor, şiddet mağdurunun bütün özel hayatı didik didik edilebiliyor oysa ki. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunları konuşmak toplumu aç, aç Ekonomik kriz var. Şimdi bunun sırası mı? Denilerek geçiştirilecek bir konu değil. Toplum açsa biraz da bu yüzden aç. Ve bu ikisini konuşmak, birini konuşursanız diğerini konuşamazsınız diye bir şey yok. Paralel yürüyebilir efendim. Hem ekonomik krizi hem insan haklarını, kadın mücadelesini, kadına şiddeti konuşmak mümkündür bu ülkede. İkisini birlikte konuşmak mümkündür. Dün akşam bir televizyon kanalında muhalefet liderliğine soyunan hatta Cumhurbaşkanı adayı da olmuş İddialı bir isim konuşma yapıyordu, olup bitenleri eleştiriyordu. Belki denk gelmiştir. Millet aç, ekonomik kriz yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından biri çıkmış, eşcinsellerin ameliyat parasının peşine düşmüş. O parayı devlet ödesin diye araştırmalar yapıyor. Bu mudur muhalefet diyordu. Budur aynı zamanda muhalefet. Çünkü o insanlar için kaldı ki tabir yanlış kullanılmış. Trans bireyler için cinsiyet değiştirme ameliyatı masrafı ciddi anlamda hayatlarının en büyük problemi olabiliyor. Kendimizi bir başkasının yerine koyarak düşündüğümüzde 2020 yılına ve daha sonrasına uygun muhalefet tarzı ya da söylem tarzı geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu muhalefete dair eleştiriydi. İktidarın söylemleri yaptıkları görmezden geldikleri ortada. Bir İçişleri Bakanı düşünün ki çıkıp ayıptır beyler ayıp. Bu kadar kadın cinayeti olur mu? Kadına böyle şiddet olur mu? Demek durumunda kalıyor kadın mücadelesi sonucunda. Fakat ayıp değil suçtur ve suçun getirdiği getireceği şey de ceza olmalıdır. Ağır cezalar. Örneğin yine güçlü bir kadın portresi siyasette. İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Bir fotoğrafını da belki şu arkadaki ekrana getirebiliriz ben konuşurken. Canan Kaftancıoğlu, Alaaddin Çakıcı'nın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği mektuplar üzerine bir konuşma yaptı. Çakıcı'yı eleştirdi ve onun üzerine Canan Kaftancıoğlu'nu tehdit etti bir başka isim. Tehdit eden o isim bulundu. Canan Kaftancıoğlu'nu alenen tehdit eden bak dikkat et kendine diyen isim bir kadın katili ve sabıkalarla dolu geçmişi. İşte o ismi takdimimiz. Çeliği eleştiriyorum. Yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. CHP liderine yönelik tehdit ve hakaret dolu mektubun ardından CHP ailesinden Kılıçdaroğlu'na çok sayıda destek mesajı yükselmişti. Sizlerden korkmadık ki gölgenizden korkalım. Tehdide karşı tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu kez kendisine yönelik bir tehditle karşı karşıya geldi. Kaftancıoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin mafya bozuntularıyla işi olmaz, mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir şeklindeki tepkisine yanıt veren Eski Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı'nın oğlu Mustafa Bigan Akıncı tehdit mesajının içerisinde akıllı ol gibi ifadelere de yer verdi. Antika mafyalardan medet ummak Hangi aklın mucizesi acaba? Cumhuriyetin haberine göre Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden tehdit eden akıncının 2009 yılında bir kadın cinayeti ve yaşlı bir kadına işkence etme suçlarıyla tutuklandığı belirtildi. Bana cevap verecek olan Sayı Bahçelidir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne onu bilmiyoruz. Bu yıl hiç kadın öldürülmedi manşetlerini de attıracağız bu ülkede diyor. BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadın listesinde Türkiye'den Gülsüm Kav yer aldı. Türkiye'de kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisidir kendisi. Ben az evvel avukat demiştim ama avukat olmadığını uyararak hatırlatıyor izleyicilerimiz. Kendisi avukat gibidir öyle söyleyeyim. Savunuyor bütün cesaretiyle davaların peşinden gidiyor davalara katılıyorlar. Aileleri yalnız bırakmıyorlar, şiddet mağdurlarını yalnız bırakmıyorlar. Bir rapordan söz edeceğim şimdi size kadına yönelik şiddeti hemen her gün ekranlara taşıyoruz. Gösterildikçe artıyor kanaatine e, katılamayacağım. Gösterilecek ki kol kırılıp yen içinde kalmayacak ki, dört duvar arasında yaşanıp orada kalmayacak ki önüne geçebilelim. Zor durumdaki kadınların da seslerini duyabilelim ki bir kişi daha eksilmesin. Kadınların mücadelesi toplumu özgürleştirecek. Bunu böylece söylüyor ve böylece biliyoruz yıllardır. Nasıl yaşadığına, ne giydiğine, saat kaçta sokağa çıktığına, kimi seveceğine, saçını nasıl uzatacağına, uzatmayacağına, ne giyeceğine, nasıl bağlayacağına hiç kimse karışamaz. Hiç kimsenin de söz hakkı yoktur. Biz kadınlar çiçek değiliz o lafı bir kenara bırakın diyor kadınlar haklılar son derece. Kadın çiçektir denilince dahi doğru ifade edilmemiş oluyor. Kadınlarımız denilince doğru ifade edilmiş olmuyor. Biz kimsenin kadınları değiliz diyorlar çünkü. Özgür bireyleriz ve haklarımızı da mücadele ederek elde edeceğiz diyorlar. Bakın bir rapor var. Kadına şiddet uygulayan her 10 erkekten 7'si serbest bırakılmış türlü sebeplerle serbest bırakılmış. 8 yılda yapılan 25 bin şikayet var şiddete dair. 18 bin ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. 25 bin kadın canımı kurtarın demiş. 18'ine, 18 binine dön evine git. Kocandır, sevgilindir. Birlikte olduğunu insandır. Döver de sever de denilmiş. O yüzden bu ülkede kadın cinayetleri politiktir denilebilir. Erkek şiddeti sonucu hayatını kaybedenlerden yalnızca bazıları onlar. İsimler bu kadarla sınırlı değil, her geçen gün artıyor. Kimi çocuğunun gözü önünde, kimi sokak ortasında öldürüldü erkekler tarafından. Geriye ailelerin gözyaşları ve adalet çığlıkları kaldı. Kızıma bu yapılan cinayetin, vahşetin durdurulması ve onların ceza alması, en büyük ceza almasını istiyorum. Katil cezayı aldı ama katilin sokağa e, salanlar cezayı almadı. Kanun dediler aslında kanun değil. Adalet tecelli etti mi derseniz kesinlikle adalet tecelli etmedi. Bu şekilde de etmez. Yatacağı 30 yıl. Bununla mı siz adaleti tecelli ettireceksiniz? Aileler adalet istedi. O adaletin ne noktada olduğunu bakanlık verileriyle hazırlanan bir rapor gözler önüne serdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgez'de hazırladı raporu. 2012 ve 2020'yi kapsayan 8 yıllık bilanço hayli kara. <laughs> 8 yılda 25481 kişi hakkında kadına yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. 18551'i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Savcılıklar tarafından işlem yapılan faillerin %73'ü serbest bırakıldı. Başka bir deyişle savcılıklarda hakkında işlem başlatılan şiddet faile her 10 erkekten 7'si Herhangi bir adli sürece tabi olmadan serbest bırakıldı. Bu rapor Türkiye'ye aslında e, direkt e, savcılar eliyle kadına şiddetin meşrulaştığını açtığını anlatıyor. E, yargı mekanizmasının savcılık ayağının e, görevini yapmadığı, sağlıklı işlemediği verisiyle çok net Adalet Bakanlığı'nın bizlere verdiği verilerden şahit. İşte uzaklaştırma kararı verildi hakkında. Erkek de öfkelendi, cinayeti işledi. Bak bu uzaklaştırma kararı yüzünden oldu diyorlar. Öfkelenmeyecek, öfkesine hakim olacak. Öfkesine hakim olamıyorsa uzaklaştırma kararı veriliyorsa hakkında o kararın gereği yerine getirilecek. Kadına yaklaştığı anda devreye girecek güvenlik güçleri. Barışırsınız nasıl olsa deyip gönderilmeyecekler. Önemli olan aile bütünlüğünün korunmasıdır denilmeyecek. Önemli olan kadının canıdır, hayatıdır denilebilecek memlekette. Bunları konuşuyoruz 25 Kasım'da ve bültenin önemli bir kısmını buna ayırdık olması gerektiği gibi. Ama gözümüz bir taraftan da Ankara'da bilim kurulunun toplantısında bakalım bu defa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefatlarıyla ilgili koronavirüsten hayatını kaybedenlerle ilgili gerçek rakamları söyleyecek mi kamuoyunun gözünün içine bakarak. Zira belediyeler tek tek açıklamaya başladılar kendi illerinde kaç kişinin salgın hastalıktan hayatını kaybettiği ve gömüldüğünü mezarlık müdürlükleri açıklıyor. O yüzden Türkiye genelinde söylenen sayıyla da örtüşmüyor. Bunu konuşacağız. Birazdan bakacağız Sağlık Bakanı'nın açıklamasına. Bir hattan söz edeyim bu bölümde son olarak. Ne yapabiliriz? Bakın bunu duyurun. Etrafınızda şiddet gören kadınlar varsa, kendilerini yalnız hissediyorlarsa, açılamıyorlarsa, çekiniyorlarsa, yardım isteyemiyorlarsa duyurun. Bu hat Kadına şiddet hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Kadına destek hattının ucunda uzmanlar var. Gerçek anlamda yardımcı olabilecek uzmanlar. Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça ihtiyaç duyan kadınların yardımına koşmak üzere bekliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti. Şiddete uğrayan kadınlar artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Hattı'na hoş geldiniz. Şiddete karşı her zaman yanınızda olacağız. Sevgili kadınlar, İstanbul artık sizin için daha güvenli, daha erişilebilir ve daha rahat. Sizlere 7-24 hizmet verecek kadın destek hattımız 444-80-86'yı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde hizmete sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına destek hattını tanıttı. Kadın örgütleri, akademisyenler, siyasetçiler, kent konseyi temsilcileri herkese hoş geldiniz diyoruz. 444 80 86 numaralı hattan Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet verecek hattın tanıtım toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadına şiddet hattının kadınların hayatını kurtaracak bir hamle olduğuna dikkat çekti. Kadına şiddet hattımızın devreye alınması umuyorum ki en acil biçimde eee müdahalenin yapılmasını sağlayacağız ve belki de Allah korusun ki belki de kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek. Onları tekrar umutlu bir şekilde toplumun içerisinde var olmalarını sağlayacak. Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şiddete uğrayan kadınların yanında olduğu için Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Göreve geldiği andan itibaren yaptıklarından ziyade kadına ve kadın mücadelesine dönük bakışıyla bizleri bu anlamıyla adımlarımızın birkaç adım hızlanmasına vesile olan Ekrem Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şiddete karşı her zaman yanınızda olacağız. 444-80-86 not edin lütfen. 444 80 86 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kadına şiddet e, müdahale hattı yardıma ihtiyaç duyan kadınların yanında olmak üzere uzmanlar bekliyor bu hatta 444 80 86 Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça e, hangi dilde kadın başvurursa konuşuyorsa ona o şekilde yardımcı olmak üzere siyasete döneceğiz. Bir açılım, bir atılım yapabilir miyiz acaba arayışında mıydı yoksa? bir talimatla mı televizyona çıkıp konuştu? Hala tartışılıyor. Bülent Arınç kimilerine göre AKP'nin vicdanı, kimine göre AKP'yi karıştıracak fitne ateşini yakmış olan isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da dava arkadaşım yıllarca beraber yürüdük ama rencide oldum dedi sözlerinden. Bugün Arınç'tan söz etmeyi sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arınç'a yüklenmeyi sürdürdü. Bakalım Bülent Arınç bir yanıt verecek mi? Partiden de ayrılır mı? Yoksa e, Yüksek İstişare Kurulu'ndan ayrıldım işte daha ne yapayım deyip devam mı edecek AKP ile yoluna? Oğlu milletvekili AKP'de ve oğlu dün tweet attı. Bizim bir tek reisimiz var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. İşte babasının parti e, görevinden e, affedildiği gün oğlu destek tweet'i e attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Onlarınki de zor bir durum. Arınç üzerinden süren tartışmalara bakalım. Neymiş? Filancalar filancalar niye? Hala hapisteymiş. E bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Küçük ortak büyük ortağı esir almış durumda. Sen devranı bırak da Mehmetlere bak. Belki olmayan vicdanını, vicdanın kanar. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım. Son iki yıldır Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra kimin istifasının durdurulacağına Kimin istifasının kabul edileceğine Bahçeli karar veriyor. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhur İttifakı'nın hedefindeki isim Bülent Arınç istifa etti ama siyasetteki yankıları sürüyor. Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Sayın Arınç e, herhangi birisi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış her şeyden önce. Ve bu vasıfla Yüksek İstişare Kurulu'nda bulunuyor. Bu vasıfla bir insanın fikrini beyan etmesinden daha doğal bir durum yok. Ne Bülent Arınç ne de bir başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Çünkü ifade ettiği zaman küçük ortağı tarafından tehdit ediliyor. Erdoğan'ın açıklamalarını ağır bulduğunu rencide olduğunu söylemişti Arınç. Yeni günde de sert söylemini sürdürdü Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında. Hatta daha da tabii ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin, okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka çevrelerinde reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Devlet niye var? Biz niye varız? Bülent Arınç'ın istifasının ardından Arınç'ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk günde dediğimiz gibi bu denizde tek bir gemi Tek bir rota ve tek bir reis var. Adalet yanıldığını anlayınca geri verecek bir şey bulamazsa baştan yanılmasın diyor. Dün akşam da görüştüm kendisiyle. sonra. Tabii yani geç kalınmış ifadelerdir bunlar. Sayın Arınç gibi kişiler üzerinden bazı sözleri söyletir. Şimdi burada ilginç olanı üç gün beklemesi. Üç gün sonra gelen tepkileri sonuçta göze alamadı o balonun kendisine verilen tepkileri gördü ve Sayın Arıncı tahkir eden bir konuşma yapmak durumunda kaldı. Arınç'ın yargı alanında yapılacak reformu engelleyeceği kaygısıyla ayrıldı. Murgusu dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki görevi sona erdi Arınç'ın ama hala AKP üyesi. Şimdi Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç. Bizim bir reisimiz var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Genel başkanına bağlılık tweeti attı dün. Bir başka mücahit, bir başka e, siyasetçi e, oğlu Mücahit Arslan. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'la AKP'nin arasında bir bağ oluşturmak üzere kulis faaliyetleri yapıyor denildi. Babası ihraç edildi AKP'den. E, mücahit Arslan'ın babası İhsan Arslan, AKP milletvekili. Diyarbakır eski milletvekili ve 2001 yılından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olan isim. Oğlu da hali hazırda milletvekili Mücahit Arslan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi yapıyor AKP için. Joe Biden yönetimiyle bir randevu da ayarlamaya çalışıyor diye konuşuluyor. Mücahit Arslan'ın disipline verilmesi henüz ihraç edilmedi. Disipline sevk edildi de kesin ihraç talebiyle disipline se sevk edildi. Ee, geçici ihraç ya da kesin ihraç ikisinden birine karar verecek parti şimdi. Ee, şu sözleri sebebiyle diyor ki e, İhsan Arslan 15 Temmuz kimyamızı bozdu. Can Havli ile FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullandık. Bir başka açıklaması da şöyle. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmelidir. Böyle söyleyince bir de 5 yıl önceki ziyareti sebebiyle, 5 yıl önce yaptığı bir ziyaret sebebiyle ifadeye çağrılan bir isim var. Onu da söyleyeyim. AKP eski milletvekili Galip Ensarioğlu. Onun hakkında da 2005 2015 yılında Diyarbakır'da katıldığı bir taziyeden dolayı terör soruşturması başlatılıyor. Bu iki bu iki adım da üst üste gelince AKP'de biraz daha saflar netleşiyor öyle görünüyor. İktidar partisinin içinde de Cumhur İttifakında da tartışmalar, yol ayrımları yaşanmaya devam edilirken önemli bir seçim çağrısı geldi bugün iki önemli muhalefet liderinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi bugün ve biz seçime hazırız. Türkiye seçime gitmelidir dediler. Biz seçim istiyoruz vatandaşın rahat etmesi için. Bu iktidar sistematiğinin değişmesi için seçim istiyoruz. Diyecekler ki Türkiye'yi yönetemiyoruz. Türkiye'yi yönetmek için kimi halk seçmek istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır arkadaşlar. Demokrasilerde kural budur. Halktan korkmamak lazım. Bu kez seçim çağrısı muhalefetten geldi. Halkın hakemliğine başvurmak kadar değerli bir şey yoktur. Vatandaş perişan aldı. Eğer memnunsa zaten sizi tekrar iktidara getirir. Giderseniz hakeme başvurursunuz. Vatandaş istiyorsa sizi zaten tekrar getirir iktidara. Öyle bakmak lazım. Yani liyakat yok, şeffaflık yok. tek kişinin iki dudağı arasında bir Türkiye. yani kodamanlara aktarılan paralar fakirin, fukaranın açlıktan ölüme mahkum edildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ekonomideki kötü gidişattan vatandaş rahatsız dedi ve olası bir erken seçimde ortaya çıkacak tabloyu çizdi İyi Parti lideri Akşener. Vatandaşın rahat etmesi için bu iktidar sistematiğinin değişmesi için seçim istiyoruz. Dolayısıyla da ama bizim sayımız, meclisteki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. O nedenle de e, Sayın Bahçeli seçim isterse yandı gülüm keten elva arkadaşlar açısından. Muhalefet seçim için hazır olduklarını dile getirdi ama aynı durumun iktidar için geçerli olmadığını sözlerine ekledi. Hakikaten uyu olun sonu görünüyor. Ee, şimdi Sayın Erdoğan'ın çevresindeki seçim isteme durumunda e, olan Sayın Bahçeli ve onun arkadaşlarının püşpüşlama dönemi. Hadi bakalım seçim dendiği zaman bunu da Sayın Erdoğan'ın göz alması mümkün görünmüyor. Türkiye'nin buradan çıkması lazım, buradan kurtulması lazım, Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Türkiye'de hukukun ve adaletin olması lazım. Hukukun üstünlüğü kavramının artık dokularımıza işlemesi lazım. E bunun yolu da bellidir zaten. İki lider cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de değindi. Sistemin Türkiye'nin sorunlarını çözmediğini vurguladı hem Akşener hem Kılıçdaroğlu. Uzun süredir Türkiye yönetilmiyor zaten. Türkiye savruluyor. Yönetim olabilmesi için devlette liyakat olması lazım. Yönetim olabilmesi için sağlıklı, tutarlı bir yönetim olabilmesi için sorunların sağlıklı tespit edilmesi lazım. Bana söyler misiniz? Rejim değiştikten sonra Türkiye'nin sorunları sağlıklı saptanabiliyor mu? Saptanamıyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini Sayın Erdoğan çok istedi. Çok. Çok. Geldi. Oldu. Ama kazın ayağının öyle olmadı. Anlaşıldı. Ekonomide, sağlıkta, dış politikada her alanda zor durumdayız. Çok zor bir kışta bizleri bekliyor. Eğitimde en önemlisi. Bakın izleyicimiz kıraathane işletmecisi Muhsin Bey her akşam bize mesaj gönderir aşağı yukarı. Ee, i̇ki gündür yoktu ortada ben de merak etmiştim. Muhsin Uğur diyor ki iki gündür mesaj atamadım haberlerle ilgili tweet atamadım. Telefonumu çocuklara verdim onlar benim telefondan canlı derse katılıyorlar. EBA üzerinden babalarının telefondan canlı derse katılıyorlarmış. O yüzden tweet atamadım 9 aydır eve ekmek götüremiyoruz demekte ve destek istiyor esnaf. Esnafın durumunu konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız elbette. Bir sıcak gelişme var. Çok önemsiyorum bu her akşam açıklama, yapılan açıklamaları. Turkuaz tablo değil açıklanan. Açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi'nin raporu, günlük raporu çok mühimdir. Bakın diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı bugün son 24 saatte İstanbul'da salgın hastalık sebebiyle hayatını kaybeden ve defnedilen 203 kişi var. 203 kişi hayatını kaybetmiş İstanbul'da yalnızca salgın hastalık sebebiyle. Bildiğimiz kadarıyla koronavirüsten başka salgın hastalık yok. Dolayısıyla İstanbul'da koronadan hayatını kaybeden 203 kişi var diyor. Bizzat onları defnetmiş olan Mezarlıklar Dairesi birazdan Sağlık Bakanı kameraların karşısına geçip Türkiye genelinde son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybettiğini bizlere açıklayacak. Bekliyoruz. Genellikle bilim kurulu toplantıları sonrasında saat 19'da bakan açıklama yapacak deniliyor. Ben de öyle duyuruyorum size saat 19'da açıklama yapılacak diye ama gecikiyor, sarkıyor. O yüzden saat vermeyeyim. Önümüzdeki dakikalarda Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi bunu her akşam açıklıyor bu sayıyı. Bunu önemsiyorum. Bu açıklamalar yapılmasaydı belki de turkuaz tabloyu değiştirme gereği de duymayacaklardı. Böyle düşünen de çok var. Onu da söyleyeyim açıkçası. Şimdi bugün bir açıklama geldi bakanlıktan. Aşıyı bulduk. Yerli aşıyı bulduk açıklaması. Heyecanlandım. Hani böyle okuyunca COVID-19 aşısını bulduk, onaylandı, kullanılacak diye insan heyecanlanıyor. Hayır, öyle değil. Bizde Covid-19 aşısı için çalışmalar devam ediyor. Faz 1 çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında Nisan ayında... Bunu da not edin bir yere. Nisan ayında yerli aşının uygulanmaya başlanacağını söyledi COVID-19 aşısının. Yani bu şu anlama mı geliyor? Yabancı aşılar, faz 3 çalışması bitmiş, onayı almış yabancı aşılardan bir sipariş vermeyecek miyiz? Bunun için ayrılmış bir kaynağımız yok. Müzakereler devam ediyor. Pfizer'den, BioNTech'ten, ya da işte Sputnik aşısı Rusların ya da Çinlerden, Çinlilerden aşı almayacak mıyız? Nisan ayında kendi aşımızı mı bekleyeceğiz? Bilmiyorum. Bir an önce aşı uygulamalarının başlaması gerekiyor. Ha, bakanlığın yaptığı açıklama şuymuş efendim. Önemli elbette ama hani geçmiş olsun derler insana. 119 yıl önce dünyada bulunmuş aşının yerlisini üretmeyi nihayet başarmışız. 119 yıldır dünyada üretiliyor. İlkin 1901, 1901 yılında üretilmiş. Tetanoz ve difteri, difteri aşısı. Tetanozun ve difterinin aşısının yerlisini üretmeyi başarmışız da onu açıklıyormuş Bakanlık. Aşı geliştirme çalışmalarında artık uygulama aşamasına gelen projelerimiz var. Erdoğan bu açıklamayı Covid aşısı için yaptı ama asıl müjde Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Koca ilk yerli ve milli aşının üretildiğini duyurdu. Ama o aşı ne yazık ki Covid-19 için değil. Tetanos ve difteri için Bu anlamda kimlere nasıl test 1901'de bulunan tetanos ve difteri aşısı 119 yıl sonra da olsa Türkiye'de yerli ve milli teknolojiyle üretilmeye başlanmış oldu. Bakan Koca Müjdeyi teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi tetanos difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı sözleriyle duyurdu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Covid-19 içinse yerli aşı tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan'ın ifadesine göre yerli ve milli Covid aşısı için 119 yıl beklenmesine gerek kalmayacak. Nisan'da ilk aşı hazır olacak. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. Dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye koronavirüse mücadele için Çin aşısından 10 milyon doz, Biontech ve Pfizer'ın ürettiği aşıdansa 1 milyon doz almayı planlıyor. Geliştirilen tüm aşıları yakından takip ediyoruz. Bunların bir kısmına şimdiden ön siparişlerimizi de verdik. 2 Kasım 2011'de kapatıldı bu ülkede Hıfzı Sağ. Hıfzı Sağ, Refik Saydam Hıfzı Sağ Merkezi. Atatürk'ün emriyle açılmış aşı üreten Refik Saydam Hıfzı Sağ Merkezi 2011'de kapatıldı bu ülkede. Şimdi difteri tetanoz aşısı önemli tabii yerlisini üretmiş olmamız. Ancak Refik Saydam Hıfzı Sağ Merkezi'nde 1968 yılında boğmaca difteri tetanoz karma aşısı üretilmişti. 1968 yılında onu söyleyelim. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da salgın hastalıklarla nasıl mücadele edilir dünyaya gösterilmişti. Onu da ekleyelim. Sıtmayla mücadele, veremle mücadele, başarıyla yürütülmüştü. Bugün geldiğimiz noktada bekliyoruz pazarlıklar, müzakereler sona ersin. İşte nereden alınacak alınsın, Çin'den mi alınacak, Almanya'dan mı alınacak, aşı gelsin, Covid-19 aşısı yapılsın diye grip aşısına ulaşamamış olanlar hala tweet atıyorlar. Risk grubunda değilmişiz diye. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Ha bir de şöyle bir yazı asmışlar bazı medikal firmaları vitrinlerine. 19 aydır kamudan tek kuruş para alamıyoruz. Bu sebeple mal vermeyi durdurduk diye. Hayır, sağlık sektöründe bir başka krizin adı da bu. Medikal firmaların ödemeleri yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı diyor ki gidin alacaklarınızı maliyeye sorun. Maliyede bizi ilgilendirmez Sağlık Bakanlığı'na gidin diyor. Firmalar nereye gideceğini bilemiyor. Bu firmalar ameliyat eldiveni. Hastanelerde kullanılan aklınıza gelen ne varsa şırıngadan tutun da o, o ürünleri devlete satan firmalar. İçeride alacağımız var biz başka bir şey satacak durumda değiliz diyorlar. Bu da bir başka kriz. Bu saate kadar henüz bir karşılık almış değiliz. Tıbbi cihaz ve medikal şirketleri aylardır devletten alacaklarını tahsil edemiyor. Son olarak alacaklarının dörtte birinden feragat etmeleri istendi. Alacaklarınızı tahsil etmenin tek yolu bu dendi. Pandemi döneminde her sektör gibi onlar da ekonomik sıkıntı yaşadılar. Feragat yapmayan ve yapamayan firmalar devletten tahsilat yapacağı zamanı beklerken alacaklılar da kapılarına gelmeye başladı bile. Bu süre içerisinde gerek e, kamu bankalarından gerekse özel bankalardan kullanılmış olduğumuz kredilerin, e, ertelenmiş kredilerin ödeme süreleri geldi, vergi süreleri geldi. Yine e, bakmakla yükümlü olduğumuz personelimiz, personelimizle alakalı olarak e, giderlerimiz, yine işletme giderlerimiz, işletmelerimizle alakalı olan giderlerimiz, bir taraftan da süre geliyor. Tüm Medikal Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı yaşanan krizi ürettiği çözümünü paylaştı. Bu dönemde banka müdürleri ve müşteri temsilcileri benim ofisime ne zaman bu geçiken kredilerini ödeyeceksin diye geliyorlar. Bu dönemde ben şöyle bir çözüm buldum. Bu iş yeri 19 aydır kamudan tahsilat yapamıyor diye ibareyi yazıyorum ki olası bir banka temsilcisi ya da ee, şirketimizden alacağı olan bir kişi geldiği zaman e, hazırlıklı olsun. Biz de e, dünya bir toz bulutuydudan başlamayalım diye. Sektörün kamudan alacağı 20 milyar lirayı aşmış durumda. Kamudan alacağı olan beyefendi konuşurken ofisin telefonu çalıyor. Ben de telefon burada mı çalıyor acaba dedim. Siz de belki öyle hissetmişsinizdir. Belki de alacaklılar arıyor. Zira iyi bir şeye çalmıyor telefonlar. Postacı da iyi bir şeye gelmiyor. Geldiği zaman anlıyoruz ki ya borç getirdi ya trafik borcu ya icra. Ee, şöyle bir mesajlara bakıyorum hemen hızlıca. Şükrü Bey mesaj göndermiş. Esnaf dernekleri olarak cuma günü 15.30'da Kadıköy iskelesinde buluşuyoruz. Büyük esnaf eylemi yapacağız diyor. Duyurmamızı istiyor. Duyurmuş olalım. Fatma Hanım mesaj göndermiş. Biz 50 yıl önce çocuktuk. Yerli karma aşıyı bize yaptılar biliyorum. Difteri, tetanoz, boğmaca aşısıydı. Yerli karma aşı üretilmişti Refik Saydam'da, Hıfzı Sağ'da diye söylediklerimizi teyit ediyor. Sohbet ediyoruz karşılıklı. Size mahcup olmak istemem. 19 diye duyuruldu Sağlık Bakanı'nın açıklaması ama bekleyip görelim kaçta kameraların karşısına geçer. Bir yer ayrılmayın. Kumandayı şöyle uzakta bir yere koyun. Halkan Haber Bülteni devam edecek.